Ki oyuncu Mert Fırat da aynı oyundaydı. Bu arada sosyal medyayı etkili kullanamadığını, bunun için zaman da bulamadığını dile getirdi. Etkili kullanmak için gerçekten çok ciddi İdil bir... Hanım zaten yeterince etkili, sağ olsun. Zaman ayırmak gerekiyor. Paylaşım yapacağım zaman da eşime soruyorum diyor. Çok doğru. Onun vizyonuna ve gözüne güveniyorum. Harika, çok beğendim. Buyurun. Siz sosyal medyanın orucunu tuttunuz mu veya o detoksunu yaptınız mı? Ya ben yer yer zaman zaman yapıyorum, bazen unutuyorum. Zaten böyle hani bir dizi, bir proje falan olduğunda çok böyle etkin, yoğun paylaşıyor oyuncular, biliyorsunuz. Ben de biraz onlardanım. Ben böyle çiçek, böcek, işte omlet yapımı, orada da ekmek, şimdi de bilmem ne yapıyoruz falan, çok özeniyorum. Ya diyorum, nasıl bir zaman bulmak, hani nasıl bir heyecan, yani bitmiyor, tükenmiyor her şeyi paylaşmak falan. Yani gerçekten de uzaktan bakıp diyorum ki, vay be, ne enerji aslında falan. Hani çünkü yani, ciddi mesai harcanıyor. Ciddi mesai, tabii ciddi mesai ve işte estetik, yani senden şöyle koyamıyoruz ya. Evet. Ay şurası kötü oldu, dur şuradan şey yapayım, ay kayboldu, aa gitti falan diye. Şimdi dolayısıyla böyle başka kabullerin de işi yani. Aslında ben o kadar paylaşamıyorum açıkçası. Eskisi kadar da sosyal medyada vakit geçiremiyorum. Ama kendimi öğretmek istiyorum çünkü yeni nesil ve onlarla iletişim kurmayı seviyorum. İşimiz biraz anlatmak. Aynı siz gazeteciler gibi alan ne olursa olsun, magazin, spor, sağlık, ana haber hiç fark etmez. Hepsinin bir medya özelliği var. Herkesi haberdar ediyorsunuz bir şekilde. Bu çok değerli. Biz oyuncular da aslında öyleyiz. Bu sahne de öyle. Dolayısıyla nasıl siz bundan geri kalamazsanız biz de bundan geri kalamıyoruz. Dolayısıyla kalmamalıyız aslında. İşiniz karışır mı efendim fotoğraf paylaşımlarınıza veya yok, o der mi bunu at bunu atma diye? Yok, ben soruyorum. Yani soruyorum mümkün mertebe. Hani çünkü gerçekten onun benden çok daha iyi bir gözü var. Ve ne, kimin neye nasıl tepki vereceğini çok daha iyi biliyor benden. Soruyorum ama öyle karışmıyor. Yani ama onun seçtikleri her zaman daha iyi oluyor yani. Bak, daha fazla like mı? Bunu koy. Evet, gerçekten daha fazla oluyor. Yani, koyma onu diyor. Tos makinesi çekilmiş gibi diyor. Tos makinesi çekilen, evet gerçekten. Bugün oyunda da var tos makinesi. Doğrudan aklıma geldi. Onlar daha az şey yapıyor. Daha net olanları başka oluyor falan. Dolayısıyla tabii aramızda bir küçük jenerasyon farkı da var. 6 yaş, 7 yaş az değil. Ama günün sonunda evet yani hani onun kararlarını Instagram'daki işte neyi post, neyi story yapacağımı dönüp ona soruyorum açıkçası. Helal olsun, ben çok sevdim bu işi. Neyi? Yani eşiyle danışarak konuşması, onun görüşüne önem vermesi. Sana ne be de diyebilirdi. Benim işime karışma da diyebilirdi. Benim hayranlarım, ben böyle gözükmek istiyorum da diyebilirdi. Bence birinin kendisini en iyi tanıyan insana, en yakından, en güzel hallerini, pozlarını, açılarını bilen bir insana güvenmesi de müthiş bir şey. Kutluyoruz. Katılıyorum. Nasıl sen bana diyorsun Ebru'cum fotoğrafı koy. Ben sana diyorum Murat'cığım şurada ne kadar Brad Pitt'e benziyorsun bugün falan. Tabii. Diyor muyum? Doğalımız zaten bizim Ebru'cum. Valla İdil Hanımcığım genelde bu filtre işlerini, renk işlerini falan çok iyi biliyor. Mesela hani ben bir fotoğraf çeksem eşe derim ki hanım şunu bir adam et. O da alır şu gıdıları götürür, şu olur bu olur falan filan. O küçük dokunuşlar var ya, biliyorlar onları. Onları ya bak ne kadar güzel bir çift maşallah. Yavruları çok da var, uzun uzun ömürler versin. Kızımız da gayet tatlı ve güzel, çok severiz zaten. Dolayısıyla bu konularda sosyal medya konusunda 10 numara 5 yıldız. Onun da sosyal medya uzmanı eşi, şahane. Aynen öyle, dolayısıyla... Ya sosyal medya hani şu bu falan filan vesaire de, ay teknoloji falan de, yani hani mecra... Tabii kesinlikle. Ya özellikle oyuncu kardeşlerimizin, gazeteci arkadaşlarımızın mecrası. Tabii. Başına bir şey gel. Mekanların mecrası mesela. Başına bir şey gelse açıklamayı şuradan yapacak ve direkt. Birçok bu açıdan bakacağız olaylara. Yoksa evet, fotoğrafı bilmem nesiymiş, şuymuş, buymuş. Evet. Evet. O kadar da şey yapmıyor. Harika. Peki hadi, güzel haber var. Çünkü...